Gittikçe artıyor dertler çileler, gittikçe artıyor dertler çileler. Ne günlere kaldık kötü günlere. Dünyada kimseye güven kalmadı. Ne günlere kaldık kötü günlere. Dünyada kimseye güven kalmadı. Ne günlere kaldık kötü günlere. Pardon, özür diliyorum. Komşudan komşuya varılmaz oldum. Komşudan komşuya varılmaz oldum. Gidip halk hatırı sorulmaz oldum. Oğlu babasına sarılmaz oldu. Ne günlere kaldık kötü günlere. Kızın anasına sarılmaz oldu. Ne günlere kaldık kötü günlere. Ne savcılar gördük sola geçtiler. Ne savcılar gördük sola geçtiler. Ne savcı ne solcular gördük sağı seçtiler. İlkensizlik yollarını açtılar. Ne günlere kaldık kötü günlere. Menfaatinden yollarını açtılar. Ne günlere kaldık kötü günlere. Bütün gıdalara hormon katıldı. Bütün gıdalara hormon katıldı. Kirli sularda tenemiz diye satıldı. Alidir her şeye hile yapıldı. Ne günlere kaldık kötü günlere. Ali'dir her şeye hile yapıldı. Ne günlere kaldık kötü günlere.
Sağ olun. Geçmiş bayramınızı kutluyorum. Gelecek yeni yılınızı kutluyorum. Ayrıca bizi izlemekte olan yurt içindeki, yurt dışındaki bütün hemşerilerime, yurttaşlarıma, bütün insanlığa, insan gibi insanların geçmiş Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Gelecek yeni yıllarını kutluyorum diyorum. Evet, var olun, sağ olun. Evet sevgili dostlar, merhaba. Yeni bir programda daha sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Evet, ozanlarımız Mevlana'nın dediği gibi ya göründüğün gibi ol ya olduğun gibi görün. Özüyle, sözüyle, gerçeklerin izinde ve peşinde, arayışında, toplumun gözcüsü, bekçisi ve onların bugüne kadar getirmiş olduğu birikimleri de sazlarıyla, sözleriyle yansıtan temel taşıyıcıları, halk ozanları. Halk ozanları içerisinde de bu geleneği sürdürme gayretinde olan sevgili Ali Doğan'ımız. Evet, 1970'lerden itibaren kasetleriyle, plaklarıyla, yazmış olduğu şiirleriyle halkının içinde bir öğretmen olarak, bir eğitici olarak hep Cumhuriyet'in değerlerini, Atatürk devrim ve ilkelerinin erdemlerini halka anlatan ve Pir Sultanlardan bugüne gelen geleneği yaşatan bir güzel simadır Ali Doğan. Kendi kuşağı içerisinde kalıcı olan eserler verebilmiş ve bugün de yazdığı şiirleri toparlayarak bir kitap haline getirme uğraşısında, çabasında olan bir güzel simamız. Efendim, sizler gerçekten de Pir Sultanların, Yunusların, Karacaoğlanların, Köroğlu ve diğer ismini sayamayacağımız nice büyük ozanın yolunu takip ediyorsunuz. Gerçeklere haykırıyorsunuz. Halkın sorunları ve sıkıntıları varsa onlara tercüman oluyorsunuz. Ama her şeyin öncesinde bir sevgi var, saygı var, muhabbet var, duygu var. Duygu seli olmadan ozanlık olmuyor. İnsanın elinin kaleme gidebilmesi için, saz çalabilmesi için sevdalanması gerekiyor. Peki sizdeki sevdalanmalar nasıl oldu? Bu güzel uğraş, bu güzel sanat içerisinde kendinizi nasıl buldunuz? Kimlerden etkilendiniz? Şimdi çok teşekkür ediyorum. Güzel bir soru. Dilimin döndüğünce cevap vereyim. Önce halk ozanı, içinden çıktığı toplumun dilini ve duygu ölçeğini kullanan, şiirini onun kültürüne yaslayan kişilere denir. İçinden çıktığı toplumun, kendi sınıfının dilini ve duygu ölçeğini kullanıyor ve şiirinde onun kültürüne yaslanıyor. Fakat şiirini kendisi seçiyor. Önce bu tanımdan sonra başlayayım. Ben Sivas Yıldızeli Doğanlı Köyü'ndenim. Şimdi aşıklığa başlamanın birkaç nedenleri var. Bir, soya çekimden gelen, bu bende var, söyleyeceğim, açıklayacağım. İki, çevreden gelen, bu da yine köyümüzde var. Yine bunu da açıklayacağım. Üçüncü de bende olan maharet, kişide olan maharet, bende demeyeyim de. Birincisi, soya gelen annemin güzel sesi vardı. Babam kaval çalardı, zurna çalardı. Abim yine kaval çalardı. Soyumuzda var, yine annemin soyunda işte Çınarlar, Ali Çınar, Mehmet Çınar, yine Ali Sultan. Benim annemin akrabaları soyumuzda var, yani irisi gibi oluyor. Diğer çevresel olarak ise köyümüzde çok Cem aşıkları vardı. Rahmetlik oldular. Hamit Şeker, Eyüp Çetin, Süleyman Çetin, Veli Aydın, Bayram Şeker, ayrıca Haydar Özdemir gibi benim çocukluğumda dinlediğim, onları ibretle dinlediğim, cem evlerinde, çuvalların başında veyahut da gerilerde öğrenciliğimde dinlediğim bunlar aşıklardı. Bunlar bana ilham verdiler. Onların ezgileri hala kulağımda. Bunların yanında bilakis Veli Aydın bana çok yardımcı olmuştur. İşte sazı aldığımda düzenlemeye gelirdi, kendi çalardı. Ben, ya Rabbi, ben de bunlar gibi olur muyum diye şey yapardım. Ortaokul yıllarımda sazı aldım zaten. Bunun yanında diğer bir şey de benim amatörlük yıllarımda rahmetlik olanlar, işte Alekber Çiçek, Aşık Daimi, efendim Yıldıray Çınar, Mahmut, şimdi sağ Mahmut abi, Nuri Sesi Güzel benim öğrenciliğimde, işte daha birçok bunu ismini sayamadığım kişilerin plakları bana ilham veriyordu. O zaman köyümüzde gurbet seli vardı. İstanbul'a gidip geliyorlardı. Devamlı getiriyorlardı. Onları kendime örnek alıyordum. Bugün ne mutlu. Bugün herkes saz dersi alabiliyor. Şan dersi alabiliyor. Biz ancak o zaman kendi kendimizi yetiştirebiliyorduk. Bir de köyümüze gelen
demek ki dediğim gibi köyümüzde benden daha önce olan aşıkları ibret alıyorduk. Yani ben soruyu söze boğmayayım, bilmiyorum cevaplandırabildim mi? Demek ki tekrar edersek bir öğretmen eğitimci ağzıyla önce irisi var, soyumdan gelen bir şey, soyumdan. İkincisi çevremden gelen, köyümden ve çevremden. Üçüncüsü de kendi yeteneklerimle diyorum ben. Demek ki tek bir şart olmuyor. Olmuyor, olmuyor. Farklı unsurlar bir araya gelince ortaya güzel şeyler çıkıyor ben ama. Ben şunu söylemek istiyorum Ayhan Bey. Buyurun. Her zaman söylüyorum. Yetenekli olup da hevesli olmaktan ziyade orta yetenekli olup da hevesli olmak daha çok başarıya götürüyor. Yani yeteneğin var ama hevesli değilsin. Bu önemli değil benim için bir yerde. Heves çok önemli. Yani yorulmayacaksın. Hedefi bırakmayacaksın. Çünkü benim şu anda öğrencilerim var. Bazıları çok yetenekli, hevesi yok, ilerleme yok. Bazıları da yeteneksiz, orta yetenekli ama yani yeteneksiz değil de orta yetenekli ama hevesli, daha çok ileri gidiyorlar. Bunu söylemek istiyorum. Yeni nesile de bunu öğütlemek istiyorum. Evet, çok teşekkürler. Evet, şimdi kısa bir aramız var. Bu zevkli söyleşiye ve o hasret kaldığımız saza döneceğiz. Bizden evet. Ayrılmayın sevgili dostlar. Dostlar tekrar merhaba. Tekrar sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığımızı söyleyelim. Ali Doğan'la birlikteliğimiz sürüyor. Evet, halk ozanlarını, halk ozanı yapan birçok özellik var. Ama acaba ozanları birbirinden ayırmamızı sağlayan veya onlara kişilik kazandıran, karakter kazandıran yönler nelerdir diye düşünüyoruz. Çünkü çevresel şartlar var, özel yetenek var, aileden gelebilir, başka şeylerden gelebilir ama biz çok iyi biliyoruz ki bir kör oğlunu Karacaoğlan'dan ayıran yönleri de var. Ama günümüzde bu gelenek sürüyorsa, hala bu kültürü yaşatma uğraşısında olan insanlar varsa, acaba onları birbirinden ayıran yönleri nedir? Yani ozanı ozan yapan nedir? Ona rengini veren, kişiliğini, kimliğini kazandıran hangi özelliklerdir diye sevgili ozanımıza soralım bakalım neler söyleyecek. Evet, çok teşekkür ediyorum. Bu ozan için de söylenebilir. Sizin sorduğunuz soruya tabii ki cevap vereceğim. Bir insan için de söylenebilir aynı soru. Ozan yapan önce çıktığı bir halkın içinden, çıktığı topluma örnek olabiliyor mu? Kişilik olarak, güvenilirlik olarak, inandırıcı olarak toplum ona güvenebiliyor mu? Toplum ona inanmış mı? Toplum onu ozan olarak görmüş mü? Ben şunu her zaman söylerim. Ozanlar her zaman halkın önünde olmalıdır. Yani halkın gözü, kulağı, dili olmalıdır. Bu sazıyla da olabilir, sözüyle de olabilir. İşte bunun olması için de önce ozan kendini yetiştirmiş olmalıdır. Bilgi sahibi olmalıdır ki fikir sahibi ola. Ozanları büyük gören halk onun büyüklüğünü tasdik etmesi için ozanın kendisini çok iyi yetiştirmiş olması lazım ve mantıklı, makul düşünceleri olması lazım. Bu nedenle de çok çalışmak gerekiyor. Yani inandırıcı olmayan bir kişi ozan olabilir ama halk ona pek gönülden şey vermez, destek de vermez, gönül de vermez. Bu bir. Bir de ozan devamlı kendini ilerletmelidir. Sazında da olsun. Gerçi şimdi işte aşıklarda, ozanlarda genelde saz önemli değildir, söz önemlidir deniliyorsa da, yani saz da güzel olursa bunun zararı mı vardır? Tabii ki yoktur. Bu çağda şimdi herkes daha güzel saz çalarsa, sesine uygun bir tını bulursa güzel olur diyorum. Yani özetleyecek olursak ozan inandırıcı olmalıdır, güvenilir olmalıdır, kendisini yenilemelidir, çağdaş olmalıdır. Halkın sorunlarını dile getirmelidir, içinden çıktığı toplumun dili olmalıdır. Yani gözü olmalıdır, kulağı olmalıdır, halka ders verici olmalıdır diyorum ben öz evet. olarak. Şimdi bunu diyorsunuz, ben şöyle düşünüyorum, köyde olsun... Hemen bunun yanında bütünleştirici olmalıdır, evet. Ulusalcı olmalıdır, çağdaş Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip olmalıdır, öncü olmalıdır, ulusalcı, bütünleyici. Bugünkü duruma ilişkin sizin yorumunuz ama daha klasik manada şunu söyleyeyim. 100 yıl, 200 yıl, 300, 500 yıl önce yaşayanlarda da, şimdi yaşayanlarda da ortak bazı özellikleri beraber hissettik, dile getirdik. Biraz açalım diyorum. O güzel sazınızı da dinleyeceğiz ama. Şimdi gerçekten ozanlar şairler, duygu yüklü insanlar.
Evet. Zaman zaman yalnız insanlar, zaman zaman çelişen insanlar, toplumuyla da çelişecek. Evet. Toplumuyla, ailesiyle, başka insanlarla çelişmediği zaman da ortada bir problem vardır. Çünkü bu bir duvar değil ki pirketleri, diğer şeyleri. Betonla birleştirelim de. Birleştirelim olsun işte, evet. Bir bütün oldu, bina oldu, bitti. Sürekli bir devinim içinde, hareket içinde, üretim içinde, yaratı içinde olan insandır biraz da bence Ozan. Dolayısıyla böyle tek tip, durağan, kendisini bir form içerisinde hapseden insan gerçek bir Ozan olamaz. Olabilir yani, güzel şiirler de yazar, belli bir tını tutturur ama o kısır kalır. Evrensel olabilmesi için açılabilmesi lazım, çiçek gibi değil mi? Her şeyden ziyade iyi bir insan olmalıdır. Ozan iyi bir insan, önce iyi bir insanın özelliklerine sahip olmalıdır. Ondan sonra diğer özellikleri zaten kendisi gelir diyorum ben. Evet. Ve okuyarak, üreterek, gezerek, görerek, sohbet ederek muhabbet ehli olmayan bir insan Ozan olabilir. Mümkün değil. Örnek olmayan bir kişi Ozan olamaz. Evet. Yani olur da halkın Ozan'ı olamaz. Evet. Kalıcı olamaz. Evet. Geçici olur. Evet. Geçici bir heves gibidir belki. Dolayısıyla evet. Kendi hevesini kendini tatmin eder. Evet. Yani toplumun inancından, ruhundan, geleneğinden haberi olmayan. Evet. Bütün toplumla dünya... iç içe olmayan, onların gittiği yolda gitmeyen, evet. Onların kahvelerine girmeyen, onların hanelerinde oturmayan, onlarla beraber aynı şeyleri konuşmayan, onların sorunlarını anlamayan, tam onlarla beraber yani cenazelerinde olsun, hastalıklarında olsun, derneklerinde olsun, diğer şeylerinde onlarla iç içe olmayan kişi toplumun sorunlarını anlayamaz. Ozanlıktan da biraz mahrum kalır. Evet, komşu da olacak aynı zamanda tabii, Ozan. Tabii. Ama tekrar ediyorum, örnek insan, güzel, komşuluğuyla, dostluğuyla aranan bir insan ama zaman zaman da fırtınalı bir insan, zaman zaman cezbeye kapılan bir insan, isyan eden bir insan. Bölüm bölüm, orada halkın yanında halk, diğer yerde çalışmış, bilgi birikimini sergiliyor Ozan. Evet, yani bunlar iç içe, çelişki tabii, gibi görünüyor ama evet. Hepsi eğer bir bütünlükte önümüze geliyorsa o insanın daha büyük, derinlikli olduğunu görüyoruz. Peki... Söz vardı ama saz da var. Şimdi susup neme gerek diyorsun. Çoplar sana indiği gün anlarsın. Şehitlerin ekmeğini yiyorsun. Sıra sana geldiği gün anlarsın. Çağdaşlıktan bahsettik ya. Evet. Ozanların şiirleri her zaman yol gösterici olmalıdır. Çağa uygun olmalıdır. Zamanı takip etmelidir. Ondan sonra da anonim bir Sivas türküsü klibimizde yayınlanan Bir Bulut Kaynıyor Sivas Elinden Ucu Telli Mektup Geldi Yarimden. Hay hay buyurun bak. Yine gelmedi. Susup neme gerek diyorsun? Coplar sana indiği gün anlarsın, dostum dostum anlarsın. Coplar sana indiği gün anlarsın, dostum dostum anlarsın. Şehitlerin ekmeğini yiyorsun. Sıra sana geldiği gün anlarsın, dostum dostum anlarsın. Sıra sana geldiği gün anlarsın, dostum dostum anlarsın. Thank you.
Şevşek durman affedilmez suçların. Faydası yok mu aşırı güçlerin, dostum dostum güçlerin. Faydası yok mu aşırı güçlerin, dostum dostum güçlerin. Dost görünen emperyalist güçlerin. Bu vatanı böldüğü gün anlarsın, dostum dostum anlarsın. Bu vatanı böldüğü gün anlarsın, dostum dostum anlarsın. Kimileri kalabalıklarda yürürken hak arayıp mücadele verirken, dostum dostum derirken. Hak arayıp mücadele verirken, dostum dostum verirken. Ali Doğan bu yollarda görürken, umutların söndüğü gün anlarsın, dostum dostum anlarsın. Umutların söndüğü gün anlarsın, dostum dostum anlarsın. Bir bulut kaynıyordan Sivan selinden. Bir bulut kaynıyordan Sivan selinden. Ucu tellide mektup geldi yarimden. Karlı dağlar ne olur, ne olur, ne olur, ne olur. Asgeramda gelse kardeş yaralarım, ne olur, ne olur, ne olur. Karlı dağlarda karanlığın kalktı. Karlı dağlarda karanlığın kalktı. Kalk be felekten ayrılığın vakti. Karlı dağlar ne olur, ne olur, ne olur, ne olur.
tezgahımda gelse kardeş yaralarım. Ne yolur, ne yolur, ne yolur. Şu askereden ömürler verir. Allah şu askereden ömürler verir. Tezgahın seni alıp da geriye dönür. Karlı dağlar ne olur, ne olur, ne olur, ne olur. Askerimde gelse kardeş yaralarım. Ne olur, ne olur, ne olur. Vallahi yaralarımızı iyi eden ozanlarımız. Evet, dertlerimizin bazen deşarj ederiz. Evet. Gönlümüzün sultanı ozanlarımız, biz size neler söyleyemeyelim ki? Kucak dolusu sevgiler, saygılar sizlere. Çok sizler teşekkür ediyorum. Gerçekten bu halkın birlik ve dirlik içerisinde bulunmasını sağlayan temel şahsiyetlerden birisiniz. Ozanlık geleneğinin sürdürümcüsü olarak siz de ne güzel ediyorsunuz. Sazınızı çalıyorsunuz, şiirlerinizi yazıyorsunuz ve bu gelenek devam ediyor diyorsunuz. Halk olduğu halk müddetçe. Oldukça tabii şimdi eğer ki siz de şu sazı çalsanız zaten ozanlığınız var da şairsiniz. Yani benim sözlerimi hemen hemen söylüyorsunuz ölüm süre. Halk oldukça halk ozanı olacak. Yalnız sorunlar azalırsa halk ozanlığının yazacağı konular biraz daralır. Sorunlar azalırsa. Sorun olmazsa hatta daha çok daralır diyorum. Halk ozanı en çok halkın sorunlarını dile getiriyor bir yerde. Çözülmüş sorunları, çözülmemiş sorunları, güzellemeler de var ama önce gurbet vardı. Şimdi gurbet azaldı. Yani bunu demek istiyorum. Sorunların çok olduğu sürece halk ozanı devamlı artar, eksilmez. Şimdi gurbet belki şekil değiştirerek evet. Yine vardır. Tabii. Gurbet ellere düşüyor insanlar. Avrupa'da gurbette insanlarımız çok. Orada da güzel şiirler yazanlar var. Biz onları da yürek dolusu sevgiyle selamlıyoruz. Bizleri de izliyorlar biliyoruz Avrupa'dakiler. Fakat halk diyoruz zaman zaman da halka da öfkeleniyor. Yani halka dayanıyor. Halktan gücünü alıyor. Halk varsa halk ozanı da var ama en baştan beri söylemek istediğim kendi kişiliğiyle var olabiliyorsa yeri gelirse isyan da ediyor. Halka karşı da yani halkın değerlerine, güzelliklerine, erdemlerine, halkı var eden unsurlara karşı değil belki ama şükür, çok şükür diyor bazen halkımız ağız alışkanlığı. Biz de kullanıyoruz şükür, halimize şükür filan ama Muharrem Yazıcıoğlu rahmetli anıyoruz. Ona isyan ediyordu. Şükür, şükür, şükürcü bir toplum olmayalım. Bazen sözlerini topluma karşı da söyleyebilmeli olacak. Evet, şimdi ben bunu şöyle cevaplandırmak istiyorum. Kendini yetiştirmiş, kendini bilen iyi bir insan, iyi bir halk ozanı bütün halkını eşit görür. Eşit görür ve bütün halkının sorunlarını dile getirir. Bütün toplumun sorunlarını dile getirir. Yalnız o halk ozanının doğru gördüğünü istemeyen siyasiler vardır. Siyasiler, politikacılar vardır. O halk ozanını, o halkı kandırarak kendi düşüncelerini aşıladığı için, o halkı kandırarak kendi düşüncelerini aşıladığı için ve
gerek maddi gerekse başka konularda, o zaman o halk biraz o ozanı dinlemekten yoksun kalır. Aslında o halk ozanı o halk için söylüyordur ama siyasiler tarafından kandırılmıştır çeşitli nedenlerle. Bunları hangi yöne çekersen, siyasi olur, dini olur, mezhepsel olur, şu olur bu olur. Aslında gerçek ozanı, halk ozanı benim düşüncelerime göre bütün halkını eşit görür, ona göre saygı duyarak şiirlerini yazar ve türkülerini söyler, şiirlerini söyler. Fakat siyasiler tarafından kandırılan halk var ya, halk o ozanları biraz, o halkı kandırarak o ozanları hafif dinlemekten yoksun bırakır. Biraz da belki nazar itibariyle diğer kendine göre, ozanlara göre eşit gördürmez. Yani her şeyin bir zıttı vardır demek istiyorum. Aslında halk ozanı bütün eşit görür. Doğru görür, bütün görür halkı. Ben demek istediğim bu. Evet. Efendim şimdi yine kısa bir aramız var. Bu muhabbete eğer doymadıysanız bizden ayrılmayın. Evet dostlar, gelenek yaşıyor. Dünden bugüne dostluğu, barışı, kardeşliği, sevgiyi yaşatanlar, yurdunun öz değerlerine sahip çıkanlar ve yaşamayı acısıyla tatlısıyla kabul edenler, her yeni günde yeni bir umudu insanlara aşılayabilenler ama gerçekleri de en yalın şekilde, gerekirse canını verme pahasına fütursuzca haykırabilenler ve ozanlarımız, bilge insanlarımız bu geleneğin içerisinde yaşamlarını sürdürüyorlar. Bu büyük kültür içerisinde, gelenek içerisinde var olan Ali Doğan halk ozanımız, değerli hocamızla birlikteliğimiz sürüyor. Sorunlar çok ama bunlar şiirlerle, sazla dile gelince toplumun da duygularına tercüman olunduğu gibi bazen de biraz uyuklama halinde olabiliyor insanlar. Bazen hani ağırlık çöküyor ışıktan, bazen belki bizim de gözümüz kapanır gibi olabilir ama sevgili dostlar biliyor ki biz uyumayız. Fakat uyursak her, da uyanırız. Uyanıyız biz ama her mızrabın vuruşunda gönlümüzün, kalbimizin atışı daha bir devingen oluyor. Paslanırsak da, biraz atıl kalırsak da, kenarımıza çekilirsek de bizi uyandırmaya yetiyor ozanların o tatlı sözleri, şiirleri, destansı kişilikleri ve sazları. Evet. Şimdi ben diyorum ki o güzel fikirlerinizi zaten dökmüştünüz şiirlere. Buna ilişkin de anlattığınıza paralel bir gazeteci şiirimizi yeni besteledik. Yeni bir şeye, ezgiye koyduk. Onu söyleyeyim. Memnun ondan oluruz. Sonra da şu anda beni Diyarbakır'da izlemekte olan veyahut da köy hayatıyla yaşayıp da köyünü terk etmiş, gittiğinde köylerini tanıyamamış bütün hemşerilerime olsun diyorum. Onunla ilgili de bir uzun hava tarzı bir şey söyleyeyim. Hemen şunu söyleyeyim. Bir tane ben özür dileyerek söylüyorum. Sizlere sağlık. Şu anda beni izliyorlar. Tokat Doğalacık Köyü'nden Rıza akrabam vefat etti. Bütün yakınlarına, önce Aslan dayıma, oğlu İlhan'a ve Aziz Bey'e, yeğen Aziz Bey'e ve bütün çevrelerine başsağlığı diliyorum diyorum. Başınız dilerim ki daha acılar olmasın diyor. Evet. Yaz gazeteci. Gel gazeteci kardeş bizim köye doğru. 50 yıldır da yurdum bozulduğunu yaz. Hortumcuyla mafya köşeyi döndük, dürüst vatandaşından ezildiğini yaz, yaz gazeteci yaz, yaz, yaz kardeşim yaz, yaz, yaz benim abim yaz, 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 yaz. Ormanlar kesildi de köşkler yapıldı, fabrikalardan özelleşti satıldı, yurtsever işçiler de dışa atıldı, fakir fukaranından üzüldüğünü yaz, yaz gazeteci yaz, yaz, yaz gazeteci.
kardeşim yaz 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 gazeteci yaz yaz doğruları yaz yaz. Güneydoğu Kıbrıs'tan Ege sorunu perişandırdan o Kerkük'ün durumu. Avrupa ile Amerikan oyunu asırlar öncesi bilindiğini yaz yaz gazeteci yaz 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 kardeşim yaz yaz. Duy benim halkım duy duy sen bunları. Osmanlı da böyle batıp gitmiştir, düşmana ülkeyi de satıp gitmiştir, Sevren imzaydan atıp gitmiştir, tamdan o yıllara dönüldüğünü yaz yaz gazeteci yaz, yaz yaz benim abim yaz yaz, yaz kardeşim yaz yaz doğruları yaz yaz. İktidar uğruna da çanak tutan var, ülke toprağını da dışa satan var, İncirlik üstüneden inip kalkan var, komşum ülkelerinde vuruldurdu yaz yaz gazeteci yaz, yaz yaz kardeşim yaz yaz, yaz benim abim yaz yaz doğruları yaz yaz. Ali der düşmanlar da birlik oldular, istediği yere de girdi doldular, küreselleşme diye de tuzak kurdular, ulusal devletinde bozulduğunu yaz yaz kardeşim yaz yaz doğruları yaz yaz. Duy benim halkım duy duy sen bunları duy. Gidin bakın da bizim eller ne kaldı, tarlalarında yüzlerine bakan yok. Bacalardan dumanlar da çıkmıyor, altlarından ocakları yakan yok, yakan yok, yakan yok. Altlarından ocakları da yakan yok, yakan yok, yakan yok. Yağmur yağmış direklerde çürümüş, her tarafı bir sessizlik bürümüş. Sürük halde kurtlar köye yürümüş, bir canlı gulgur önüne çıkan yok, çıkan yok, çıkan yok. Sürük halde kurtlar köye yürümüş, bir canlı gulgur önüne çıkan yok, çıkan yok, çıkan yok. Tutanda koyun kuzun azalmış, ne bir hastalıktır neden azarmış. Köy kaybolmuş da kavak sögüt uzamış, dalı kesip de başka yere diken yok, diken yok, diken yok. Köy kaybolmuş da kavak sögüt uzamış, dalı kesip de başka yere diken yok, diken yok, diken yok. Kilimli
bomboş duruyor, köy meydanı sessizliğini koruyor. Çeşmelerde güzellerin arıyor, yılda bir kez olsun suya giden yok, giden yok, giden yok. Çeşmelerde güzellerin arıyor, yılda bir kez olsun suya giden yok, giden yok, giden yok. Ali Doğan da bu sözlerin yazarı, köyde kaldın ana baba mezarı. Kaybetmişim de cumartesi pazarını, İstanbul'da halimizi soran yok, soran yok, soran yok. Kaybetmişim de cumartesi pazarını, İstanbul'da halimizi soran yok, soran yok, soran yok. Var olun. Böyle betimlemeleriniz, yorumlarınız, gerçekçi duruşunuz gerçekten de yaşadığımız ülkeyi, dünyayı gözler önüne seriyor. Talanlar, vurgunlar, sömürü, layık Atatürkçü Cumhuriyet'ten verilen ödünler, emperyalizmin boy vermesi ve kandırmacalarla birilerinin bizi kendi kültürlerine hapsetme uğraşları, daha doğrusu da özü itibariyle mollaların cumhuriyetçi, Atatürkçü, güzel ülkemizde laikliği gerileterek ülkeye egemen olma yarışları, Arap özentisi ve Arap emperyalizminin Amerikan uşaklığıyla da birleşerek ülkeyi hapsetmesi, işte sizin eserlerinizle dile geliyor, canlanıyor ama durmak yok, yılmak yok. Bu güzel ülke, bu güzel memleket bizim, bin yıldır bu topraklardayız. Ecdadımızın kanıyla sulandı bu topraklar. Alevisiyle, Sünnisiyle, Türküyle, Kürdüyle her kim yaşıyorsa büyük önderimizin Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün kurduğu cumhuriyete sahip çıkacağız ve onun değerlerini yaşatacağız. Hep birlikte de yaşayacağız. Bu ülke bizim, yaşama kararlılığımızı da herhalde göstermeliyiz. Evet, ben karamsar değilim. 1919 Mayıs'ı hatırlıyorum. Atatürk'ün Samsun'a giderken kendi de zaten gitmeyi aklına koymuştu da, fakat bir görev almayı istiyordu. Bu da görevlendirilirse daha iyi olacağını düşünerek, daha serbest gideceğini düşünerek o görevi almak istemişti. Aslında kendi gidecekti. Ben o yılları hatırlıyorum zaten. Ozanlığı tarif ederken de çağa uygun olmalı şiirleri, ona göre halkını uyarmalı demiştik. Ben karamsar değilim. Nasıl ki Atatürk o zaman kurtarmışsa ülkemizi, çevresindeki dedelerimizle, babamızla, babalarımızla, ulusumuzla beraber, yine de karamsar değilim. Karamsar olmayacağız. Aydınlık, güzel günler bizimle birlikte olacağız. Biz içimizden bulutları, kara bulutları, karamsarlıkları atacağız. Her yeni gün yeni bir başlangıçtır. Ama insanı sevmekle başlar her şey. Evet. İnsana sevgi, insana saygı hayatımızın temeli olduğu müddetçe bayrağımıza da, Atatürk'ümüze de, yurdumuza da ve tüm insanlığa da elbette sahip çıkacağız. Evet, yarın programımız yok. Yarın çok önemli bir toplantıya Cem Vakfı ev sahipliği yapıyor ve o önemli toplantı, dedelerin, babaların, inanç önderlerinin davetli olduğu toplantı televizyonumuzdan yayınlanacak. Ama öbür gün halk bilimci, araştırmacı, yazar Sabri Koz, Yapı Kredi Yayınları'ndan editör aynı zamanda, değerli hocamızı ağırlayacağız. Ben sevgili Ozan'ımıza çok teşekkür ediyorum katıldığı için. Son sözü ona vereceğim tabii, sazına bırakacağız artık programın kapanışını. Ve sizleri de yine sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim. Evet, ben de bütün programlarında ozanlara yer verdiğin için, bu kültüre hizmet ettiğin için, gerek size gerek Cem Radyo'nun ve televizyonun bütün çalışanlarına saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Hele ki Cem Televizyonu ve Cem Radyo var ve kardeş radyo ve televizyonlar var diyorum. Hele ki sizler varsınız diyorum. Çok gururluyuz bu konuda. Gittikçe
doğruları anlatan dilimiz daha duyuluyor, daha dinleniyoruz, daha da halkımız bizleri veyahut da iyi insanları, doğru sözlü insanları daha çok tanımaya çalışıyor diyorum. Saygılar sunuyorum bütün halkıma da. Gelecek yeni yıllarını kutluyorum. Memleketin alın yazısın yazar. Ellerin var öğretmenim ellerin. Memleketin alın yazısın yazar. Çağdaşlıktan söyler senin dillerin. Gerici cahilin işini bozar. Çağdaşlıktan söyler senin dillerin, gerici cahilin işini bozar. Gözlerin var öğretmenim gözlerin, ilerin aydınlık yollara bakar. Gözlerin var öğretmenim gözlerin, ilerin aydınlık yollara bakar. Boğar ışığında hurafeleri, ilim ateşinde onlar yakar. Boğar ışığında hurafeleri, ilim ateşinde onlar yakar. Tabiri caizse muma benzersin, kendini tüketip ışık saçarak. Tabiri caizse muma benzersin, kendini tüketip ışık saçarak. İlimin irfanı yurda bezersin, köylerde kentlerde okul açarak. İlimin irfanı yurda bezersin, köylerde kentlerde okul açarak.